Ajans bugün ekonomi gündemiyle devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle birlikte. İyi haftalar dileyelim öncelikli olarak. İyi haftalar, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Bugün aslında önemli bir gün. Doğru. Büyüme rakamları açıklanacak. Onunla başlayalım isterseniz. Olur. Parkumuzu da alalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım isterseniz. Aslında bu hafta önemli. Mart ayı önemli hı hı. ekonomi açıdan. Önemli... Başlıklarımız var. Hızlıca şöyle bir başlıklara bakalım sonra evet. büyümeyi konuşacağız. Tabii. Saat 10'da büyüme rakamları gelecek. Zaten günlerdir sizinle konuşuyoruz. Az çok da rakamı e, tahmin ediyoruz e, ama üstünde biraz konuşalım tabii. Evet. Bugün 2020 yılının e, ve dördüncü çeyrek büyümesi açıklanacak. Yani e, Ekim-Kasım aralık aylarına ait büyüme. Dolayısıyla 2020'nin tamamının hı hı. büyümesini öğrenmiş olacağız. Ee, bu hafta Şubat enflasyonu açıklanacak. Ee, Ocakta yüzde 14.97 olmuştu. Çarşamba günü e, enflasyon rakamını öğreneceğiz. Gelecek hafta reform paketi duyurulacak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mart'ın ikinci haftasında duyuracağını Hazine ve Maliye Bakanımız söylemişti. Onu da bekliyoruz. Ee, Şubat ihracat rakamları gelecek. Ee, Ocak 15.5 milyar dolarla tüm zamanların en iyi ocak rakamına ulaşmıştık. İnşallah onu da geçer yeni bir rekor kırarız ihracatta. İhracat önemli. İhracat bizim için şunun için önemli. Dışarıya ürünümüzü satıyoruz. Hı. Burada üretimi arttırıyor, istihdamı arttırıyor. 10 Mart'ta işsizlik istatistikleri iş açıklanacak. Burada bir yenilik de olacak. Üçer aylık dönemlerle açıklanıyordu. Şimdi aylık açıklanacak. Hı hı. Bugün de yapılandırma ilk taksidinin son Çok günü önemli. dikkat dedim. evet. dedim. Hafta sonu zaten vergi daireleri açıktı. Vatandaşlar gittiler borçlarını ödediler. Bugün de son gün aman bu ilk taksitimizi ödeyelim. Onunla ilgili de konuşuruz. Şimdi gelelim büyümeye. Hı, hı. Büyümenin beklentileri neydi? Zaman zaman sizle konuşuyoruz. Dördüncü çeyrek için yüzde yedi, yedi buçuk arasında bir büyüme beklentisi var saat 10'da göreceğiz. 2020 yılı büyümesi ise %2-2,5 arasında gelecek. Hı hı. Uluslararası kuruluşlarda %1 ile 2,5 arasında tahmin ediyorlar. Şimdi 2020'den hangi rakamları karşılamıştık ona bakalım. Birinci çeyrekte %4,5 büyüdük. İkinci çeyrekte %9,9 daraldık ki Burada pozitif ayrıştık demiştim. Hı hı. E, dolayısıyla e, bütün dünya yüzde otuzlara yakın küçülürken, birazdan elimde dünya rakamları var. Onları da vereceğim. Biz 9.9'da pozitif ayrıştık. Pozitif ayrıştık dediğim bu. Üçüncü çeyrekte yüzde altı gibi yine rekor bir büyümeyle üçüncü çeyreği kapattık. Dördüncü çeyreği de yedi yedi buçukla kapatacağımızı düşünüyorum. Diğer balkonumuzu alalım arkadaşlar. Evet. Onunla devam edelim. Şimdi. Hı. Buraya, geçmeyelim. Buraya geçmeden önce şimdi, sizin elinizde bazı evet, dünya rakamları vardı. Şimdi Yine Çin dördüncü e, çeyrekte yüzde altı buçuk büyümüş ki biz ondan daha fazla büyüyeceğiz. Demek evet. ki tabloyu verin arkadaşlar. Dördüncü e, çeyrekte Çin'in yıllık büyümesi ise 2.3 olmuş. Ben ne demiştim? Dünyada e, Çin, Türkiye ve Vietnam sadece pozitif büyüyecek. Çin evet. 2.3 büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri dördüncü çeyrekte yüzde 4.1 büyümüş artı. Ama yıllık büyümesi eksi 3.5 olmuş. Şimdi öykündüğümüz ekonomilere tekrar dönelim. Heh, geldim. Evet, rakamlarımız geldi. Evet. Japonya %12.7 büyümüş 4. çeyrekte. Yıllık 4.8 daralmış. Hı -hı. Almanya 3.9 daralmış, 4.9 daralacak daralmış yıllık. Eee 4. çeyrek 3.9 olmuş. Fransa eksi -5 olmuş 4. çeyrekte. Yıllık 8.2 olmuş. İtalya 6.6 olmuş, 8.8 yıllık daralmış. İngiltere bir büyümüş dördüncü çeyrekte ama yıllık 9.9 daralmış. Biz iki buçuk büyümekten bahsediyoruz. Ee, İspanya 9.1 dördüncü çeyrekte daralmış ee, ve yıllıkta da yüzde 11 daralmış. Ciddi bir daralma. Var, yani, de, evet. Bunlar işte öykündüğümüz markaları olan büyük ekonomiler. Pozitif ayrıştık dediğim bu işte. Şimdi biz yüzde iki buçukluk bir büyümeyle e, 2020'yi kapattığımızda aslında 2020'de alınan tedbirlerin Başarısını görmüş olacağız. Hani hep konuşuyoruz ya bu 2020 yılındaki ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri. İşte onun karnesi geliyor aslında. 2020 yılının karnesi. Bu da bütün dünyanın karnesi. Ben değil, o ülkeler kendileri açıklıyorlar bu rakamları. Bir karşılaştırma yapılmak isteniyorsa buyurun. Rakamlar evet. diyoruz biziz. Doğru. Dolayısıyla hani pozitif ayrıştık dediğimiz bu. Ha şimdi diyelim ki ya ne oldu. Bir de şunu söylüyor insanlar. Ee, i̇şte biz 2020 yılında. Çok fazla kredi verdik, tüketimi arttırdık. O yüzden de büyüme rakamları. E bütün dünya merkez bankaları para basarak virüsün üstüne para attılar. Bir kere tüketim büyüme nedir? Sizin ürettiğiniz bütün e, mal ve hizmetler ve tüketimin toplamı üretimi e, büyümeyi veriyor. Nasıl anlatayım? Yani e, diyelim ki bir hayali ekonomi kuralım. Bin tane e, ekmek üretiyor o hayali e, ekonomi. İşte atıyorum 25 kiloda yoğurt üretiyor. Ee, ekmeğin tanesi 1 lira, 1000 liralık bir e, ekonomi oluşuyordu. orada. Yoğurdun da kilosu 10 lira, 25 kilodan 250 lira. Dolayısıyla e, bu ülkenin gayri safi e, haslası yani ürettiği büyük ekonomik Yurt büyüklük aslası, 1250 lira oluyor. Şimdi bu ülkede yeni bir 100 tane fırın açıldığını düşünelim ve 100 tane daha ekmek geldiğini düşünelim. 1100 ekmek üretiyor. Dolayısıyla bu ekonomide e, 1100 liralık ekmek 250 liralık yoğurt 1350 lira oluyor. Dolayısıyla bu ülke işte yüzde %6'ya 7'ye yakın büyümüş oluyor. Ekmeğin fiyatının arttığını düşünürsek, bu sefer ekmek 2 lira olduğunu düşünürsek, bu sefer büyüklük daha fazlalaşıyor ama büyüme reel olmuyor. O yüzden büyümede ürettiğiniz tüm mal ve hizmetlerin enflasyondan yani fiyat artışından ayrıştırarak çıkarttığı sonucu biz büyüme diyoruz. Şimdi diyorlar ki tüketerek büyüdük. Evet, tüketim bir israf değildir. Tüketim üretimi oluşturur. Yani siz tüketirseniz karşılığında birileri mal ve hizmet üretir. Eğer ürettikleri mal ve hizmet sizin tüketiminizi karşılamazsa ne olur? Yeni yatırım olur. Yani o e, talebi karşılamak için. O yatırım neye yol açar? İstihdama yol açar. Birileri ne yapar? Yeni işe girer. Yeni işe girenler ne yapar? Gelir elde eder. O gelir ne olur? İkiye ayrılır. Bir... Tüketime gider, iki tasarrufa gider. Bu tasarrufun bir kısmı yatırıma gider, bir kısmı yastık altına gider. Tüketime giden ne olur? Az önce anlattığım döngüyle üretim, yatırım ve istihdam oluşturur. Dolayısıyla tüketim israf değil, üretimin bir sebebidir. Dolayısıyla 2020'de alınan tedbirler tüketim büyümeyi evet sağladı. Hı hı. Çok Biraz Türkçe diriz. anlatmaya evet, çalıştım ama güzel güzel ee, anlaşıldığımı bilmiyorum yani. ama yani tüketim olmazsa üretim olmaz, üretim hı. olmazsa yatırım olmaz, yatırım olmazsa da istihdam olmaz. Dolayısıyla tüketim olacak, üretim olacak, istihdam olacak, insanlar gelir elde edecekler. Gelir de tüketime dönecek. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. Saat 10'da da zaten bu konu üzerine daha da ayrıntılı konuşuyor evet. olacağız. Biz şimdi, şimdi rakamları görüyorsunuz. Evet. Sadece Çin pozitif büyümüş hı hı. bir de Türkiye, Türkiye pozitif olacak. büyüyecek. Evet. Geçelim diğer balkonumuza şimdi. Bir diğer önemli başlığımıza devam edelim. Fahiş fiyata kooperatif çözümü evet. başlığımız. Bunun da maddeleri var. Şimdi bunu zaman zaman sizle konuşuyoruz. Marketlerdeki hani fiyatlama alışkanlıkları. Bu fiyatlama alışkanlıkları bir noktada fahiş fiyata kadar gidiyor. Tabii denetimler şunlar bunlar gidiyor ve bir çözüm oluyor ama Sorunu kökten çözmüyor. Bir regülasyon gerekiyor bu fiyatlama alışkanlıkları ile ilgili. Bununla ilgili de bir kooperatif çözümü geliyor. Marketledeki gram ve fiyat önlerine karşı bir adım daha atılıyor. Yani denetim vesaire işte üretimden çatala kadar gelen o kısmın denetlenmesi, kontrol edilmesi bir yana bir yandan da böyle bir regülasyon yapılacak. Tarım kredi kooperatifleri 180 olan market sayısını 500'e çıkartacak. Hemen her ilde ...bir market olacak tarım kooperatiflerine, tarım kredi kooperatiflerine ait. Market sayısı 2020'de 1000'i bulacak. Hmm. Birin, yani şu 500 rakam 2022'de 1000'i bulacak. Birinci kalite ürün uygun fiyata satılacak. Buradaki e, diğer maddelerimiz de var. Onu da ver, versin arkadaşlar anlatalım. Üreticiden tüketiciye ulaşarak aracılar ortadan kalkıyor. Yani üreticiden ürün alınıyor, markete getiriliyor ve sizle buluşturuluyor. Dolayısıyla aradaki aracılar vesaire ortadan kalkınca fiyat daha makul oluyor. Ayrıca kar marjları çok düşük tutuluyor. Dolayısıyla fiyat biraz fiyat da daha aşıyor. Oluyor. Sözleşmeli tarım uygulanacak. Bu da üreticiyi koruyan bir şey. Yani sen işte bu tarlada atıyorum işte 3 ton patates üret ben onu garantili bir şekilde alacağım senden diyor. Ve onunla ilgili bir anlaşma yapılıyor. Ve sadece yerli ürün satılacak. Bunu da söylemiş olalım. Bu marketleri kullanalım. Her ilde açılacak tarım kredi kooperatif marketleri Hı. yerli ürün olacak, daha ucuz olacak ve birinci kalite ürün satmaya çalışacak. Bu adımla birlikte belki de o marketlerdeki fahiş e, fiyat uygulayanlar biraz daha böyle şöyle silkelenip e, kendilerine çeki düzen vermiş olacak. Şimdi da. siz daha ucuzlu varken gidip oradan alırsınız. Hı. Dolayısıyla talep azalınca da onlar mecburen fiyatı aşağı çekecekler. Mal ellerinde kalacak ki biz bunu... Hı. Hatırlayın biberde, patlıcanda yaşamıştık. Biberi 20 liraya kadar çıkartmışlardı, hı hı. marketlerde çürümeye başladı, kimse almayınca mecburen fiyatını indirdiler ya da satmama başladılar. Dolayısıyla bu orayı biraz düzene sokacak fiyatlama alışkanlıklarını değiştirecek bir tedbir. İnşallah o bin taneye ulaşınca market evet. sayısı hemen her ilde, her mahallede, her ilçede bir tarım kredi kooperatifi marketi görmüş evet. olacağız. Bu kaliteli ürün de pahalı olandır algısından da biraz vazgeçmesi Aynı. gerekiyor vatandaşın gerçek fiyatına ulaşmış gerçek. olacak. Ürün. Aynen öyle. Evet. Devam edelim Buyurun. bir diğer barkomuzda hemen E hileye geçit yok diyeceğiz hmm, bu şimdi bu nedir şimdi, önemli? Tabii. <laughs> şimdi çok fazla internetten alışveriş yapmaya başladık. Evet. Bence de e, kötü de değil, güzel de bir şey. E, özellikle bu pandemi döneminde e, e, teknolojinin kullanılıyor olması ticarette ve ekonomide e, bence güzel. Ama ne yazık ki bizim ülkede her yeniliğin bir dolandırıcısı çıkıyor ortaya. Maalesef, Maalesef Sadece bu Maalesef bizim iş... ülkemizde değil, tüm evet, dünyada evet, da böyle. Öyle. ama biz burada evet. yaşadığımız için Aynen burada öyle. hissediyoruz onu. Şimdi neler yapıyorlar mesela bu e-ticaret e sitelerinde? Sipariş edilen ürün gelmiyor bir kere. Hı -hı. Onun yerine başka bir şey geliyor. Hatırlayın bir sürü haber yapmışsınız. Evet. İşte e, Bisküvi Telefon e, geliyor. Telefon istiyorlar ama bir salatalık geliyor, çıkabiliyor. Falan, falan. Her şey geliyor. Yani, evet. Siparişler söz verilen sürede gelmiyor. Çünkü sadece e ticaret sitesini kurmak yetmiyor. Bir altyapıyı da hazırlamak lazım. E, onu hazırlamadan e, piyasaya çıkanlar var. Paketten sahte ya da farklı ürün çıkıyor. Sizin söylediğiniz Hı -hı. gibi. Kredi kartı bilgileri çalınıyor. Bunu hep yaşıyoruz. Bu tehlike. İade kabul edilmiyor. Muhatap bulunmuyor. Yani karşınızda bir muhatap yok, sadece bir site açmışlar, işte telefona kimse çıkmıyor, iade edemiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla bunlar vatandaştan gelen şikayetlerden bir özet bu aslında. Hı hı. Ee, devam edelim. Hangi cezalar gündeme gelecek? Bu sitelerle ilgili 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası gelecek ki Ticaret Bakanlığı bununla ilgili çalışıyor. Güvensiz ürün satanlara erişim engeli, hatta o sitenin kapatılması gündeme gelecek. Hı hı. Ne yapmalıyız şimdi? Bir kere bilmediğimiz sitelerden uzak duracağız yani bilmediğimiz siteden alışveriş yapmayacağız, e, paramızı kaptırmayacağız. Ucuz sunulan ürünlere mutlaka şüpheyle yaklaşacağız. Eğer bir mal çok ucuzsa belli ki orada bir hile var demektir. Evet. Kapıda ödeme kapıda ödemede paketi açmadan parayı vermeyin. Paketi görün ki bazıları şeffaf paketi gönderiyorlar ama. Kargocu paketi açsın sonra siz para. Ama yer. bunu yapmıyor bazı kargocular Faruk evet. Bey. Yani orada bir sıkıntı yaşanıyor e, alıcıyla kargocu arasında. Aynı. Hayır siz açarsanız bu ürünü biz tekrar geri alamayız, iade edemeyiz gibi bir sohbet oluyor orada. Doğru. Yani o, o noktada ne yapacağız? O zaman şirketle konuşacaksınız ben bu paketi açmadan ödemeyeceğim diyeceksiniz. Notunu bırakacaksınız. O, o notu bırakacaksınız. Evet. Kredi kartında mutlaka sanal kart kullanın. Bunu hep söylüyorum. Hı. Sanal kart üretmek çok kolay. Hemen evet. çalıştığınız bankanın internet sitesinden üretebilirsiniz. Dolayısıyla orada belirlediğiniz limit kadar riskiniz olur. Tüm paranız çalınmaz. Ayıplı ürünü 30 gün içinde iade edebilirsiniz. Ayıplı ürünse yani istediğiniz ürün gelmemişse, bozuk gelmişse vesaire. Almaktan vazgeçmişseniz herhangi bir ürün doğru da olsa yani ayıplı olmasa da onu 10 şartsız 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Böyle bir hakkımız evet, da var. Uzaktan alışverişte hı hı. bu hak var. 8.480 liraya kadar hakem heyetine gidebiliyorsunuz. Daha üstünde ise anlaşmazlık tüketici mahkemesine gidebiliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'nın şikayet kanallarında mutlaka kullanalım. Çok önemli. Yani bu evet. konuyu e, arka arkaya çok kez de konuşabiliriz. Doğru. Çünkü maalesef Hı -hı. hala bu anlamda bir bilinç oluş, oluşmamış vaziyette tüketici tüketicide. E, aynı zamanda tabii ki ürünleri gönderende de. Yani onlar evet. da aslında çok fazla neyle karşılaşacaklarını Doğru. bilmiyorlar bazı Şimdi, kesimler. E, binlerce site var. Bunların evet. çok azı güvenli sertifika alabilmiş evet. e, Ticaret Bakanlığı'ndan. Yani 2000 tane site varsa bunun 20-25 tanesi ancak alabilmiş. Hı -hı. Dolayısıyla bu güvenli sertifikayı alamayan, siteler kapanacak onu evet. söyleyeyim. Yani onu almak zorundasınız. Eğer bu işi yapıyorsanız kurallarına uyacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz Faruk <laughs> Sağ olun. Gündem yoğun. Yarın muhtemelen daha da ayrıntılı evet. farklı evet. konuları konuşuyor olacağız. Biraz sonra olacağız. dediğim gibi saat evet. onda büyüme açıklanacak. Beklentimiz 2 2.5 arası. 4. çeyrekte de 7, 7.5 hatta 8 diyenler de var. bekliyoruz. Bekliyoruz Buyurun. göreceğiz saatler onu gösterdiğinde. Ajans bugün kısa bir araya gidiyor. Onda buluşuruz.